Merhaba sevgili izleyiciler. TV izlemeyi çok seviyoruz ve TV'yi izleyebileceğiniz en güzel cihazlardan biriyle bu sefer karşınızdayız. Sony Bravia X90C 4K destekleyen bir televizyon modeli. Öncelikle şunu söyleyelim. Sony 4K'yı destekleyen ilk modellerinde inanılmaz fiyatlarla televizyonlarını piyasaya sürmüştü. Sadece hayaller olarak kalmıştı. Ama şimdi 10.000 liranın altında satın alabileceğiniz muhteşem tasarıma sahip aynı zamanda teknik özellikleri de üst düzey bir televizyonu sizlerle beraber inceleyeceğiz sevgili izleyiciler. Öncelikle bahsetmemiz gereken konu 4K ve işlemci. Evet Sony bu konuda gerçekten çok iddialı. Çünkü 4K işlemci X1 adını verdiği bir platformu var. Peki bu platform size ne sağlıyor? Aslında 3 dalda çok ciddi iyileştirmeleri bulunuyor. Bunlar netlik, renk ve kontrast. Aslında diğer televizyonları bu 3 kritere göre kıyaslayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Sony tekrar altını çiziyorum. 4K işlemci X1 adını verdiği yeni nesil işlemci platformuyla bu alanda gerçekten iddialı. Ve 4K'nın arkasında yatan bu performans platformunun dışında tasarımı da çok önemli. Gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Zaten televizyona ne zaman yandan bakarsınız bilmiyorum ama biz bir kere baktık. Yandan baktığımızda çok ince bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Diyoruz ya neden yandan bakarsınız? Çünkü televizyon duvara monte etmeye de çok müsait bir tasarıma sahip. Ama biraz dikkatli olmanız da gerek var. Sebebi de televizyon çok ince gibi görünüyor. Çok hafif gibi görünüyor. Ama aslında o kadar da hafif değil. Eğer televizyonu duvara monte edecekseniz sevgili izleyiciler. Ee, sağlam bir e, yapı kurmanızı tavsiye ediyoruz. Peki televizyonu duvara kurdunuz ya da çok şık ayaklıkları var. Bu ayaklarla sahneyi kurdunuz. Ee, izliyorsunuz Dikkatinizi çeken aslında dikkatinizi çekmeyen diğer televizyonlarda çeken bir çerçeve kalınlığı var. Bu insanları rahatsız ediyor. Sony bu modelde çerçeve kalınlığını çok küçük tutmuş. Bu da size gerçekten görüntüye odaklanmanızı sağlıyor. Zaten 4K işlemcisi oldukça başarılı. Eğer izlediğiniz görüntünün kaynağı da yüksek çözünürlük destekliyorsa çerçeveler de yok. Tamamen kendinizi görüntünün içerisinde kaybolmuş bulacaksınız. HDR teknolojisine sahip olan Sony Bravia X90C'nin bir başka teknolojisi de hassas detay geliştiricisi. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi herkes ister ki tabii ki 4K destekleyen Blu-ray'lerimizi e, izleyelim. İşte içeriklerimiz, televizyon kanallarımızın çoğu 4K olsun. Ama maalesef böyle bir dünya yok. 4K olmayan, belki Full HD olabilir, belki de HD olabilir. Ya da 4K olabilir ama e, gerçek 4K, daha doğrusu e, artırılmış bir çözünürlüğe sahip olabilir sevgili izleyiciler. Burada televizyon elde ettiği görüntü kaynağını bir kez daha işlemden geçirerek bu detayları da çok daha netleştirerek size bambaşka bir görüntü keyfi sunabiliyor. E, i̇şlemcinin bu kapasitesinin olduğunu da belirtmiş olalım. Ve gelelim 4K kaynaklarına. Neler olabilir? En başta Netflix. Çünkü bu videoyu çektiğimiz günün birkaç gün öncesinde Netflix'in Türkiye'ye geldiği söylenmişti. Sony'de hatta kumandasında bir Netflix butonu var. Bu zamana kadar ee, hiçbir işe yaramayan buton bu hafta itibariyle. Sony Bravia'nın bu modelinde artık çok ciddi işlere yarıyor. Çünkü Netflix'le beraber 4K aboneliğiniz varsa bu birazcık pahalı. Siz de televizyonunuzda başka herhangi bir şeye gerek kalmadan sadece interneti bağlayarak Netflix üzerinden 4K video izleyebiliyorsunuz. Film olabilir, dizi olabilir. Böyle bir özgürlüğünüz bugünden itibaren artık var. Tabii ki Netflix'i bir kenara bırakıyorum. Dediğim gibi birazcık pahalı bir aboneliği var ama aranızda paylaşabilirsiniz falan filan. Bunların detaylarını Shift.net forumlarında zaten anlatıyoruz sevgili izleyiciler. Bir başka 4K görüntü kaynağı da YouTube. Eğer iyi bir internetiniz varsa evinizde ya da iş yerinizde YouTube'daki 4K videoları da yine buradan izleyebiliyorsunuz. Bir başka 4K video içeriği ne olabilir? Tabii ki Sony'nin kendi akıllı telefonları ve diğer akıllı telefonlar. Buradaki Xperia modelleri çok hızlı bir şekilde zaten bu televizyonlarla bağlantı sağlayabiliyor. Ve bu sefer cep telefonunuzla ürettiğiniz 4K çözünürlükteki içerikleri yine X90C'den kolaylıkla izleyebiliyorsunuz sevgili izleyiciler bir diğer 4K görüntü üreticilerde tabii ki Sony'nin action cam ya da diğer aksiyon kameraları aynı zamanda yine belki doğum günleri için hala kullanıyorsanız handheld de cam dediğimiz yine 4K içerik üreten cihazlarınızda bu televizyona bağlayabiliyorsunuz. Bağlantılardan bahsetmişken dilerseniz kaç tane HDMI olduğuna bakalım en önemli soru bu. 4 tane HDMI yuvası var sevgili izleyiciler. 3 tane de USB yuvası var. Eğer kullanıyorsanız diğer kompozit giriş çıkışlarda zaten e, mevcut. Ve içeriklerden bahsetmişken şu detay çok önemli. Dahili uydu alıcısı var. Bu da masanızın çok abuk subuk cihazlarla e, kalabalıklaşmasını engelliyor sevgili izleyiciler giriş çıkışlar konusunda çok çok zengin olduğunu söyleyelim. Bir de şu önemli giriş çıkışlar çok zengin ama e, kontrol etmek istediğiniz cihazlar e, gerçekten kolay yönetilebiliyor mu? Burada televizyon kumandasını anlatmak istiyorum. Sony size iki tane kumanda veriyor. Birinin üstünde envai çeşit tuş var. Yok yok tabii ki bu bütün detayları kontrol edebildiğiniz bir kumanda. Ama ben zannediyorum bu kumanda e, belli bir süreden sonra yok olacak. E, unutacaksınız ihtiyacınız da kalmayacak. Çünkü Sony bir diğer küçük kumandayla dokunmatik yüzeye sahip bir kumandayla beraber televizyonunuzun kontrolünü gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ve ihtiyacınız olan bütün her şeyi dokunmatik yüzey artı hemen altında birkaç tane buton var. Bu buton üzerinden rahatlıkla yönetebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Sony Bravia X90C'den bahsederken Android'den ve Google'dan bahsetmemek olmaz. Çünkü 2015'te birlikte hayatımıza Android TV'ler girdi sevgili izleyiciler ve bu gerçekten çok önemli. Aslında daha önceden de Android TV'ler vardı ama bu sefer Android 5.0 işletim sistemine sahip Android TV'ler geldi. Bu çok önemli çünkü Google hesabınızla diğer cihazlarınızda kullandığınız uygulamaları bu televizyonda da görebileceksiniz. Kendi uygulamalarınızı görebileceksiniz. Oyunlar var, içerikler var, haber. Artık uygulamalar konusunda Android dünyasını biliyorsunuz. TV uyumlu olarak hazırlanan Android uygulamalarını da yine bu televizyon üzerinden izleyebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ve burada şöyle bir hatırlatma yapalım. Android 5.0 yazılım güncellemesiyle beraber geldiğini söylemiştik. Burada bir güncelleme daha alacaksınız bu güncelleme ile beraber uygulamaları çok daha e, performanslı bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu güncellemeyi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu arada güncellemelerden bahsetmişken televizyonu internete nasıl bağlanıyor? Doğal olarak bir ethernet girişi var. Wi-Fi üzerinden de bağlayabilirsiniz. Wi-Fi üzerinden bağlarken şu kolaylığı mutlaka deneyin sevgili izleyiciler. Çünkü hani e, modellerin modemlerin üzerinde hani W, P ve S harflerini yazdığı bir buton görürsünüz. E, bu özellik aslında şu işe yarıyor. Uzun uzun şifreleri yazmanıza gerek yok. Modemdeki WPS butonuna basıyorsunuz. Daha sonra televizyonu Wi-Fi üzerinden internete bağlarken e, eşleştirmeyi şifre girmeden güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da o kumanda üzerinden A'yı seç, B'yi seç, C'yi seç insanı çıldırtan şifre girme işlemlerini yok eden güzel bir ipucu. Bunu tavsiye ediyorum. Sadece televizyonlar için değil. Başka başka cihazlarda da işte o modemde ne işe yaramadığımız tuş bize çok fayda sağlıyor. Kullanmanızı tavsiye ediyorum sevgili izleyiciler. Ve ses çok önemli televizyonlarda. Aslına bakarsanız Sony Bravia X90C 4 tane 7.5 Watt gücünde hoparlöre sahip olarak geliyor. Bir önceki modellerde 2 tane 10 Watt'lık ses gücü vardı. Aslında 4 tane 7.5 Watt bana göre çok çok daha iyi bir performans sergileyecektir. Sesteki netlik, e, bas, tiz ve filmdeki, dizideki ya da herhangi bir eğlence programı olsun. Orada e, üretilen içeriği gerçekten net bir şekilde size sunabiliyor. Zaten bu teknolojisini bir önceki modelde e, açıklamıştı. Şimdi üzerine bir plus ikonu ekleyerek geliştirdiğini de Sony bizlere Bildirdi sevgili izleyiciler. Şu anda bahsettiğimiz seride iki farklı boyut var sevgili izleyiciler. Bizim ofisimize gelen test televizyonu tam 65 inçlik ve bu gerçekten bir ev için hayal olabilecek büyüklükte bir televizyon. Ee, kesinlikle çok büyük bir ekrana sahip olup aynı zamanda en son teknolojileri kullanmak isteyenler için harika bir seçenek olacak gibi görünüyor. Televizyonlar da artık bahsetsek mi bahsetmesek mi dediğim bir başka teknoloji var 3D çünkü 3D ilk çıktığında wow diyorduk harika diyorduk gözlükler kaç tane alsak herkese mi alsak diye düşündüğümüz gözlükler aslında o kadar da çok tercih edilmedi ama ben yine de söylemeden geçmeyeyim Sony'nin bu modelinde 3D seçeneği de var sevgili izleyiciler. Bir de ebeveyn denetiminin olduğunu söyleyelim. Çünkü televizyon özellikle internetin de bağlanmasıyla beraber çok hassas bir cihaz haline geldi. Çünkü o minik çocuklar kumandanın nasıl kullanıldığını çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Öğrendikten sonra da uygunsuz içeriklere erişmemeleri için Sony'nin böyle bir önlem olduğunu hatırlatmış olalım. Televizyonun ilginç ama belki de sizin için çok kullanışlı gelebilecek bir diğer özelliği de USB'den kayıt. Eğer izlediğiniz bir görüntüyü kayıt altına almak istiyorsanız daha sonra yine izlemek istiyorsanız USB cihazınızı kullanabilirsiniz. Burada okuma yazma hızının Sony tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Yani dandik bir USB bellek kullanmasanız iyi olur. Burada şöyle akıllılar olabilir. Ben bu izlediğim görüntüyü alırım. Başka bir cihazda kullanırım gibi bir seçenek olur. Burada hak yönetimi için daha doğrusu telif haklarını ihlal etmemek için kaydettiğiniz görüntü sadece o televizyonda izleniyor sevgili izleyiciler. Ama bin tane seçenek var artık. USB'ye kaydedip sonra izlemek yerine online bir çözüme abone olmanızda fayda var. Televizyonda NFC desteği de var. Bu NFC desteği başta Sony'nin diğer cihazlarıyla çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Eğer NFC desteklemeyen bir akıllı cihazı da bu televizyona bağlayabiliyorsunuz. Böylece sahip olduğunuz görüntüyü devasa yani 65 inçlik 4K desteklen bir ekrana kolayca yansıtma imkanınız var sevgili izleyiciler. Hmm. Televizyonda bir de kulaklık çıkışı var eğer e, muhteşem görüntüyü etraftaki insanları rahatsız etmeden yan odayı rahatsız etmeden izlemek istiyorsanız kulaklık çıkışıyla beraber sadece siz bu keyfi yaşayabilirsiniz. Peki bu keyfi yaşarken ne kadar güç tüketiyorsunuz bu da önemli kocaman bir televizyondan bahsediyoruz. İşlemcisi cayır cayır çalışan bir televizyondan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Ve bu televizyon e, canlı moddayken daha doğrusu renkler canlı ve aktif moddayken 288 wattlık bir güç tüketimi var. Bu da sizin elektrik faturanızı hesaplarken aklınızda bulunsun. Peki dostlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Evet Android işletim sistemine sahip olan 4K konusunda mükemmel çözümler sunan aynı zamanda bağlantı seçenekleri, tasarım, kumanda gibi çevre birimler gibi birçok avantajı da beraberinde bulunduran Sony Bravia X90C bir süredir ofisimizdeydi. Gerçekten özellikle Netflix'te, şu deneyimi özellikle söyleyeceğim. Netflix'in Türkiye'ye gelmesiyle beraber 4K içerikli e, dizilerin ve filmlerin izlenmesi konusunda hani böyle işi gücü bırakayım da ben artık bu televizyonda dizi izleyeyim, film izleyeyim e, diyesi geliyor. Böyle bir teknoloji var ve Sony'nin ilk 4K modellerindeki o abuk fiyatlar 90 bin lira, 80 bin lira, 50 bin lira onlar artık yok. 10 bin liranın altında bir televizyondan bahsettik sevgili izleyiciler. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum çünkü televizyon o kadar detaylı ki anlatsak herhalde bir yarım saatte diğer teknolojilerini de anlatabiliriz. Merak ettikleriniz varsa bu videonun hemen altında bulunan yorum kısmından sizin yorumlarınızı alabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.